Birkaç yıl öncesine kadar Suriye'nin kuzeyi terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeydi. Teröristler ABD ve İsrail'de arkasını alarak bölgede Akdeniz sınırı boyunca uzanan bir Kürt koridoru açmayı arzuluyor, daha sonra da burada bir Kürt devleti kurmayı hayal ediyordu. Ancak TSK'nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla planları suya düştü. Zaferle neticelenen her iki operasyonda sadece PKK değil, Amerika ve İsrail de yenilgiye uğratıldı. Afrin ve Elbap'ın ardından gözler Membiç'e çevrildi. Şehir hala YPG'nin işgali altında. Teröristlerin en önemli destekçisi ABD'li askerler de kentte konuştu. Washington, Türkiye'nin olası Membiç operasyonundan endişeli. Membiç, Fırat Nehri'nin batısında yer alan bir şehir. Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kentte 100 bin kişi yaşıyor. Araplar nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor. İkinci büyük nüfussa Kürtler. 2011 yılında iç savaşın patlak vermesinden sonra Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti. IŞİD 2014 yılında kentin tek hakim oldu. ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Membiç Askeri Konseyi Ağustos 2016'da kenti IŞİD işgalinden kurtardı. Membiç'in alınmasında en önemli desteği YPG verdi. YPG, Türkiye'nin tepkisinden çekindiği için isim değişikliğine gitti. Suriye Demokratik Güçleri adı altında faaliyetlerini yürüttü. Bu ismi icat edense Amerikalılardı. ABD, YPG'nin bölgeden çekildiği izlenimini yaratmaya çalışsa da Ankara'yı ikna edemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı'ndan sonra sırada Membiç'in olduğunu vurgulamıştı. Özellikle Afrin Zaferi sonrası olası harekatı sıkça gündeme getirmeye başlamıştı. Operasyonun ne zaman yapılacağı henüz belli değil, ancak TSK'nın ön hazırlıkları sürüyor. Membiç'te Tel Fırat bölgesine askeri sevkiyat devam ediyor. Türkiye'nin Afrin ve Elbap operasyonlarını düzenlemesinin sebepleri şunlardı. Her iki bölgeyi teröristlerden arındırmak, toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir Kürt devletinin kurulmasına engel olmak. Aynı gerekçeler şu anda Membiç için de geçerli. Ankara'nın tavrı net, PKK terör örgütüyle sınır komşusu olmak istemiyor. Türkiye sürekli YPG'nin kentten ayrılması yönünde çağrı yapıyor. Bu çekilme gerçekleşmediği gibi terör örgütünün en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri de Membiç'teki askeri varlığını arttırdı. ABD, IŞİD tehlikesi ortadan kaldırılıncaya kadar buradayız diyor. Gerekçesi doğru olsa da tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Çünkü şimdiye kadar YPG'ye 5000'den fazla tırla ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi. Kobani kantonuna radar sistemi yerleştirdi. Bölgede konuşlu olan 5000 askerinin yanı sıra Membiç'te 3, Suriye genelinde ise 25 askeri üs kurdu. Üstelik tüm bunları Türkiye'nin Membiç'e hedef göstermesinden hemen sonra gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket eten teröristler de boş durmadı. Membiç çevresindeki yolları kapattı, hendek kazıp duvar ördü. Peki Türkiye operasyon için daha neyi bekliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye silah ve para yardımında bulunması ve güney sınırlarımızda bir Kürt devletinin kurulmasına ön ayak olması Türkiye'yi çileden çıkardı. İran ve Rusya ile Astana'da varılan mütabakat sonrası TSK, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin uyarılarını dikkate almaksızın Afrin'e girdi. Operasyon 58 günde başarıyla tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatıyla terörle mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğunu gördü. Bu nedenle Türkiye'ye karşı yumuşama politikası izledi ve Membiç bölgesinde ortak hareket etme kararı aldı. Kısacası Afrin zaferi Membiç operasyonu için kapı aralasa da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin operasyonunu geciktirmek adına onunla işbirliği yapma yolunu seçti. 4 Haziran'da Ankara ile Washington arasında Membiç için yol haritası çizildi. Anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile Türk askerinin bölgede ortak devriye görevi yapması kararlaştırıldı. Çizilen yol haritası doğrultusunda YPG'nin kentten çekileceği taahhüdü verildi. ABD'nin Membiç konusunda Türkiye ile işbirliğine gitmesinin önemli bir sebebi var. Rusya, İran ve Suriye bölgedeki ABD üslerinden rahatsız. Washington ise Ankara'yı yanına çekerek yeni bir Amerikan-Türk cephesi oluşturmayı hedefliyor. Böylece hem Türklerle Rusların yakınlaşmasını önlemeyi hem de Kürtlerle Fırat'ın doğusunda yürüttükleri ortaklık konusunda Türkiye'nin tepkisini yumuşatabileceğini düşünüyor. Özetle bir yandan Kürtleri yanında tutacak, bir yandan da Türkiye'yi frenleyecek ara formüller arıyor. Şu da bir gerçek ki Türkiye Afrin ve Elbap harekatlarıyla Fırat'ın batısında geniş bir alanı kontrol eder hale geldi. Bu açıdan değerlendirildiğinde ise TSK sadece Suriye'nin kuzeyiyle sınırlı kalmayabilir.
Membiş'ten sonra YPG'nin hakimiyetinde bulunan Irak Şengale'de operasyon düzenleyebilir. ABD'yi en çok endişelendiren olasılıklardan biri de bu. Membiş harekatı ABD ile ilişkileri nasıl etkiler? Özellikle Ankara ve Washington arasında gerilimin artacağı kesin. Türkiye'nin beklentisi YPG'nin bölgeden bir an önce çekilmesi. Teröristlerin bölgeden çekilip çekilmeyeceği hususunda Amerika Birleşik Devletleri başrol oynayacak. Şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünü tutmaması halinde Türkiye'nin Membiç'e girmekten başka seçeneği kalmayacak. Ancak bu hamle ABD ile sıcak çatışma yaşanmasına sebep olabilir. Böyle bir riskten kaçınacak olan ilk tarafsa Amerika Birleşik Devletleri olur. Çünkü Amerika sırf bir terör örgütü için en önemli müttefiki olan Türkiye'yi kaybetme riskini göze alamaz. Almaya kalksa bile bu durumu ne dünyaya ne de kendi iç kamuoyuna anlatabilir. Bu yüzden tek yapması gereken Türkiye ile anlaşma yoluna gitmesidir. 4 Haziran 2018'de ABD ile Türkiye Membiç için yol haritasını onayladı. Harita 3 aşamalı plandan oluşuyordu. Buna göre ilk 30 gün içerisinde YPG Membiç'ten çekilecek, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye kentte ortak denetime başlayacak, yerel unsurlardan da yönetim kurulacaktı. YPG'nin bölgeden tamamen çekildiği yönünde haberler gelse de ABD'li yetkililerin hala YPG'li temsilcilerle yan yana görüntü vermesi kafaları karıştırıyor. Türkiye YPG konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünde durmadığını vurguluyor. Yapılan açıklamalara bakılırsa önümüzdeki aylarda Fırat'ın batısında hareketlilik yaşanacağı söylenebilir.